Sorgu Sual başlıyor. Bugünkü konuğumuz Dilan Çıtak. Hoş geldiniz Dilan Hanım. Hoş bulduk. Hoş bir kadın olmak, güzel bir ses, iyi bir müzik eğitimi almak, bir de üstüne İbrahim Tatlıses'in kızı olmak, müzik piyasasında iyi bir yere gelmenize yetmedi mi? Yetmedi. Hak ettiğiniz yerde değil misiniz? Bilmem. Peki ortada bir başarısızlık varsa bunun sorumluluğunu ne zaman alacaksınız? Bu benim sorumluluğum değil bence. Kimin olabilir? Ortada bir başarısızlık yok. Kendinizi başarılı görüyor musunuz? Tabii ki. Olmak istediğim yerde, olmak istediğim zaman olmak istiyorum. Kendinize star diyebiliyor musunuz? Starlık bence Türkiye'de başka bir kavram. Kim star mesela sizin için? Buna cevap vermeyeceğim asla. Neden? Çünkü bu her zaman malzeme olmaya çalıştığım bir konu haline geliyor. Ben asla bunu cevaplamıyorum o yüzden. Ama kendinizi star olarak da görmüyorsunuz. Türkiye'nin starı olamam ben büyük ihtimal. Nerenin starı olabilirsiniz? Amerika'nın starı olabilirim mesela. Eğer Tarkan dönemi olsaydı evet. Peki şundan iyiyim dediğiniz iki ismi bize söyler misiniz? Türkiye'de mi? Evet. Söylemem. Söyleyemem. Söyleyin. Söylüyorum. Söyleyemiyorum. Hepsi arkadaşım. Yani kimden iyiyim? Çıkan birçok kişiden iyiyim. Kim? Kim? Ne bileyim. Ay Tarkan'dan iyiyim diyeceğim. Bu kesin polemik olmayacak o yüzden. Yani kimden iyi? Tarkan'dan iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Hayır düşünmüyorum tabii ki. Bir isim geliyor ama aklıma onu söyleyemem. Bilmiyorum. Söylemeyeceğim. Söylemek zorunda mıyım? Biz birkaç isim tahmin ediyoruz aslında ama. Söyleyin. Kim acaba? Son zamanlarda polemik yaşadığınız isimlerden bir tanesi olabilir mi? Bence kesinlikle iyiyim. Başka? Edis'ten iyiyim. Seks yapmak için hiç para teklifi aldınız mı? Asla almadım. Öyle bir vizyon yarattığımı düşünmüyorum. Aynaya baktığınızda İbrahim Tatlıses'i görüyor musunuz? Hayır görmüyorum. Kendinizi benzetmiyor musunuz? No. Hiç benzetmiyorum. Peki benzememek için bir takım müdahaleler yaptırdınız mı? Hiç yapmadım. Benzememek için değil, burnumu beğenmediğim için burnumu yaptırdım. Dediniz ki hiç kimse boş bir adamla birlikte değil. Biri orkestrasının şefiyle birlikte, biri aranjörüyle birlikte. Bunu ne zaman duydunuz? Siz dediniz bunları. Peki müzik piyasasındaki kadınlar erkekleri kullanıyor mu yani? Kadınlar erkekleri kullanıyor mu bilemem ama çok fazla işlerine yarayan insanlarla birlikte olduklarını görüyorum. Siz kimi kullanıyorsunuz? Ben kullanacağım bir adamla birlikte değilim çünkü benim sevgilim bir aranjör değil ya da bir prodüktör değil. Tamamen bir şarkıcı. Yani iş hayatınızda hiç... Bana tabii ki bir etkisi, hayır tabii ki bir yardımı, her şeyi destekliyor ama bir aranjörün fiyatı bugün 50 bin olduğunu düşünürsek, sevgilim bir aranjör olmadığına göre 50 bin kârda değil, zarardayım. Peki, bunu becerebilmek akıllılık mı, ahlaksızlık mı? Yok, bunu becerebilmek bence ahlaksızlık değil, bir yetenek. İbrahim Tatlıses'in sizin için bir dezavantaj olduğunu söylüyorsunuz aslında. O olmasaydı eğer. Yaptığınız iki şarkıyla bu kadar tanınabilecek miydiniz? İki şarkı yapmazdım o zaman, 13 şarkı yapardım. Niye iki şarkı yaptınız? Çünkü insanların üzerimdeki yoğun baskısı ve onun üzerimdeki dezavantajı birçok prodüktörün bana şarkı yapmasını engelledi. Ben İbrahim Tatlıses'in kızı olmasaydım daha çok şarkı ve daha çok insanlarla işbirliği yapardım. Peki İbrahim Tatlıses'ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu? Evet. Hangi andı? Hatırlamıyorum. Birçok an olabilir. Bir anı... Şu an hatırlamıyorum. Ama bir an ayrımcılık yaptığı zamanlar olabilir. Kardeşler arasında mı? Bence kardeşler arasından ziyade vefalı evlat veya evlat olmayan vefasız evlatlar arasında olabilir. Ben vefalı bir olduğumu düşünüyorum. Peki hiç yolunuza bir taş koydu mu İbrahim Bey? Kendisi bilinçli olarak değil ama onunla aramın iyi olmadığını düşünenler, evet. Bilinçli olarak bir şey yapmadığını nereden biliyorsunuz? Öyle hissediyorum. Şarkı sözü yazıp beste yapabiliyor musunuz? Evet. İki tane şarkım hazırda şu an. Peki neden o zaman daha önceden herkesin bildiği Maalesef şarkısıyla çıkış yapmayı tercih ettiniz? Çok fazla şarkılarımın çıkması için hazır olduğumu düşünmedim. Yani garanti olsun diye kurguladığınız strateji elinizde mi patladı? Hayır patlamadı. Maalesef çok güzel bir yere gitti. Cover'ınız 11 milyon izlendi. 11 milyon size yetiyor mu? Eğer bu organikse evet. Aleyna Tilki'nin 500 milyona yakın izlenme oranı var biliyorsunuz ki siz bunu şişirme olarak yorumladınız. Peki sizce Aleyna Tilki'nin hakkı kaç?
Buna yorum yapmayacağım. Neden? Çünkü bunun yersiz bir yere gideceğini çok iyi biliyorum ve şu yeri an... tam burası aslında. Şimdi bu tarz isimlerle eleştirildiği de zaman insanlar çok başka algılar yaratıyor ve o algıların yaratılmasını istemiyorum çünkü ben iyi bir müzisyenim. Ama bunu siz buna yarattınız. İhtiyacım yok. Evet, o zaman boşlukta bulundum ve bunu söyledim. Keşke söylemeseydim, çok pişmanım. Bence kendisi iyi şarkılar yapıyor. Türkiye'nin geneline bahsedeceksek daha fazla lakayt olabilecek şeyler yapmam lazım. Efendime söyleyeyim, ne bileyim, ben çok fazla seksi kadın olamıyorum galiba. Türkiye'de birazcık bu gerekiyor. Ben çok seksili oynayamıyorum. Ben iyi şarkı olmadan tutanlardan bahsedeceğim. Biz halk olarak birazcık daha böyle çok... doğru cümleyi bulamıyorum ama leş formatında şeyleri seviyoruz yani. Kötü format şeyleri sevebiliyoruz. Zaten iyi formatta tutan çok az kişi var. Neden böyle, seyirciye neden böyle söylüyorsunuz? Seyirciye böyle söylemiyorum. Biz bunu veriyoruz ve insanlar da bunu kabul ediyor aslında. İdo Tatlıses hayırsız bir kardeş mi? Yok, çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyor musunuz? Konuşmuyoruz. Neden? İlgilenmediğim için olabilir. Bir ara görüşüyordunuz zannediyorum. Evet. Yeni mi konuşmuyorsunuz? Şimdi bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar. Bu maskeleri düştüğü zaman o insanlardan uzaklaşmanız gerekir. Babanızla aranız kötü olduğu için mi İdo Tatlıses'le de kötüsünüz? Belki tam tersidir. Öyle mi? Evet. Peki babanız İdo'dan mı etkileniyor? Bir isim veremem ama çevresinden etkilendiği kesin. Aslında sizin aranızda o zaman İbrahim Tatlıses'le herhangi bir aslında... bozuşma yok. Sadece çevresinden etkilenerek kesinlikle aranızda böyle bir bozuşma var. Peki kardeşler arasında kıskançlık var mı? Bilmiyorum ama insanlar belki onda sesi olmadığı gibi etkiler yarattığı için kendisinin böyle bir durumuna inanmış olabilir ve bu yüzden kıskançlık olabilir ama bundan bilmiyorum, emin değilim. İdo Tatlıses sizin sesinizi mi kıskanıyor yani? İnsanların baskılarıyla belki olabilir. Emin değilim. İdo'yu babası büyüttüğü için hiç onu kıskandınız mı? Hiç, çünkü benim çok güzel bir babam vardı. Sadece biyolojik bağ, hı hı, aile olmaya yeter mi? Asla. Sizi Cem Çıtak büyüttü. Hı hı. İbrahim Tatlıses de biyolojik babanız. Evet. Yalnız kalbinize dönüp sorduğunuzda babam dediğiniz kişi hangisi? Cem Çıtak. Çünkü bu dediğim gibi bir büyütme işi ve sahiplenme, yani orada büyüdüğünüz kişinin duygularını hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz ve onunla büyüyorsunuz. İbrahim Bey için tam olarak ne hissediyorsunuz, tarif etmeye kalksanız? Çok iyi bir sanatçı. Baba hissi yok mu sizde? Yok. Bir baba kız bizim için de çok iyi bir sanatçı. Evet. Ben sadece vefa olarak bir iyimserlik duyuyorum kendisinin. İyi bir baba olmak isteyebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de iyi bir kalple ona yaklaşıyorum. Bir videonuza denk gelmiştim. Siz diye hitap ediyorsunuz. Bunu saygıdan mı yapıyorsunuz yoksa aranızda o samimiyet yok? Kendisi öyle istiyor. Evet. Neden? Ona siz diye hitap edilmesini istiyor. Bütün çocukları siz diye mi hitap ediyor? Evet. Babasına? Evet. İdo da dahil mi? Evet. Bunu neden yapıyor acaba? Bu mesafeyi niye koruyor? Yani bu bir saygı göstergesi mi o? Öyle mi yetişmiş acaba? Bence İbrahim Tatlıses olmak kolay değil. O egosal bir takım kayıpların içine kaybolmuş olabilir ve bu yüzden kendi çocuklarıyla da böyle bir mesafe koymuş, bunu istemiş olabilir. Peki böyle hiç bir temasınız oluyor muydu görüştüğünüz zamanlarda? Oluyordu. Yalan yok, çok baskı var ama yalan yok bende şu an. Peki İbrahim Tatlıses'ten bahsederek söylüyorum. Babanızın hangi huyunu eşinizde görmek istemezdiniz? Çapkını huyunu görmek istemezdim. Başka? Babamız derken Cem Çıtak'tan mı bahsediyoruz? İbrahim Tatlıses'ten bahsediyoruz. Okey. Çapkınlık huyunu ve kadınlara olan tavrını görmek istemezdim ve çok şükür görmüyorum. Kadınlara nasıl davranıyor İbrahim Tatlıses? Yani bunu benim söylememe gerek yok, herkes görüyor. Sizin bakış açınızdan? Bence olması gerektiği gibi davranmıyor. İyi bir tavır değil. Rahatsız oluyor musunuz bu durumda? Çok fazla rahatsız olmuyorum çünkü onunla anılmadığım için çok fazla aslında bundan rahatsız olmuyorum. Çünkü o anda beni ilgilendi. Şu anlamda rahatsız oluyorum. Kadınlara kadın olduğum için rahatsızlık duyuyorum ama onun dışında başka bir rahatsızlığım yok. Bunu ona hiç söylediniz mi? Bu tarz bir polemiğe onunla girmem.
Söylemedim. Kuşadası'nda eviniz var mı? Yok. Neden? Beğenmiyorum. Beğenmiyor musunuz, olmuyor mu? Buna hiç takılmadım aslında. Bu takınılmış gibi gösterildi. Bu sadece bana sorulan bir soru. Takılmadığımı göstermek için verdiğim bir örnekten doğdu. Verilmedi. Bunun da peşine düşmedim. Yani ben herkes gibi sabahın erken saatlerinde Kuşadası'nda soluğu yani bulmadım. Uyanıp da bir an önce notere gitmedim. O yüzden de evim olmadı galiba. Yani size gerekçe olarak bu mu sunuldu? Gerekçe olarak bu sunuldu. Ve lazım olduğunu söylediler. Ben de bununla çok ilgilenmedim. Bu konu böyle kapandı yani. Evet. Peki yani bir babanın, hele ki İbrahim Tatlıses gibi bir babanın kızına verebileceği tek şey Kuşadası'ndaki ev mi? Demek ki. O olmayınca, o evraklar gitmeyince o ev de olmadı. Evet. Zaten ilişki de koptu. Böyle kapandı İlişki mı? İlişki bundan kopmadı. Neden koptu? Yani benim herhangi birinden bir şey alma gibi bir ihtiyacım ya da bir beklentim ya hiç da bir... Hiç maddi bir desteği oldu mu size? Tabii ki oldu. İşimle alakalı bana destekte bulundu tabii ki bir baba olarak. O hakkını yemem ama öyle bir beklentim benim olmadı. Olmadığı için de bunun bizim aramızdaki sorunun temeli asla olamaz. Temel başka bir şey. Daha manevi şeyler. Maddi şeyler olamaz. Yani aslında baba kız hiçbir zaman olamadınız mı? Saygılı iki insan olduk birbirimize. Ama o kolay bir şey değil tabii ki. Büyüdüğün insan olmadığı için olmuyor. İki dakikalık zevk için aldatan adamdan vazgeçmem. Seviyorsam tutunurum dediniz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle böyle düşünüyorum. Çünkü ben daha psikolojik yaklaşırım bu tarz olaylara. Bunun psikolojisine inmek isterim, bunu neden yaptığına. Çünkü kimse bunu sebepsiz yapmaz. Levent Dörtel sizi hiç aldattı mı? Evet, aldattı ilişkimizin en başlarında. Levent Dörter'den şöyle bahsediyorsunuz. En büyük aşkı, sevgiyi bende yaşadığına eminim diyorsunuz ya. Evet. Biz kadınların bu en özel benim tribini ne yapacağız? Ben bu tripte olduğumu düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Çünkü ben çekilmez bir kadınım gerçekten. Ve Levent Dörter gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adam için bence başına gelmiş en büyük belayım. O yüzden bana katlanıyorsa ben onun için gerçekten özelim. Babanız dedi ki şimdiki aklım olsa 7 çocuk yapmazdım. Allah evladın da hayırlısını versin dedi. Hı hı. Üstünüze alındınız mı? Hiç alınmadım. Acaba sizden mi bahsediyor? Hiç alınmadım çünkü benim hayırımla ya da hayırsızımla ilgili herhangi bir şahit olmuş bir durumu yok. Hayırlı bir evlat mısınız? Kendi babama evet. Hayırlı bir evlat oldum. Kendi babanız derken Cem Çıtak'tan bahsediyorsunuz. Hı-hı. İbrahim Tatlıses sizin kendi babanız değil o zaman. Bir baba olarak hayatımda bulunmadığı için çoğu zaman evet. Ben kendi babama baba olarak ilgi gördüğüm kadarıyla evlat olarak da ona hayırlı olduğumu düşünüyorum. Peki, suya ulaşmak için, su içmek için kaç adım atıyorsunuz? Çok fazla adım atmıyorum. Afrika'da insanların suya ulaşmak için 6 saat yürüdüğünü söylesek ne dersiniz? Üstelik bu su çoğu zaman temiz bile değil. Mahvolurum. Biz İdea Üniversal Derneği ile birlikte sizin adınıza Tanzanya'daki bir kişinin ömür boyu su, tohum ve enerji ihtiyacını karşıladık. Gerçekten. Bu da sertifikanız. Ya. Yine İdea Üniversal Derneği'nin Tanzanya'da hayatına dokunduğu kadınlardan birinin yaptığı tablo. Bu da size hediyemiz olsun. Ya, teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Böyle bitmemeliydi. Teşekkür ederim. Herkes için de bir farkındalık olsun. Evet. Kötü bir şey yani. Su içmek istemiyorum şu an. Zaten çok da içmiyordum ama neyse. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yok, kötü oldu çünkü. Bunu beklemiyordum. Yani 6 saati duymak beni çok etkiledi.